Son dersten herkese merhabalar. Bir önceki derste kaldığımız noktadan devam edelim. Devam edeceğimiz nokta şu ki NetDev yani Network Device'ı aktive edelim ki bizim de bir network interface'imiz, çalışan interface'imiz olsun ki sistemimizde kurulu olan HTTP daemon ve Telnet daemon, Buzzybox'a teşekkür ediyoruz, ondan geliyor. Onları çalıştıralım, çalıştığını görelim ve sistemimiz içerisinde biraz dolaşalım. Root file sistemimizi read-only bir mount edelim. Geçen derste söylemiştik galiba, havada kalmasın. Kitabımızda belli başlı noktalara Uçan Linux kitabından belli başlı noktalara dikkat çekelim. Akabinde Buzzybox üzerinde biraz x86 üzerinde laptopun üzerinde çalıştıracağımız debug sembolleri yer alan bir Buzzybox dosyasını çalıştıralım ve biraz debug edelim. Buzzybox'ın içerisinde neler oluyor diyelim ve öyle bir açık kapıyla noktalı virgülle serimizi tamamlayalım. Şimdi geçen dersten farklı olarak şu iki satırı biz Camu satırımıza parametre Camu'nun argüman listesine bunları ekleyeceğiz. Ne yapmış olacağız? Bir tab tipinde bir device açmış olacağız. Onun içerisinde bir tab 2 gözükecek. Peki bu tab 2'yi nerede göreceğiz? Onlara bakalım. Evet. Bu tab2 device'ımız aracılığıyla biz Camu makinenin içerisindeki ETH 0'la onun aracılığıyla yani tab2 bizim makinemizde açılacak yeni bir interfeysi gösteriyor. Camu makinemizdeki ETH 0 interfeysi de up olacak ve onlar aynı uzayda IP almış olarak birbirleriyle haberleşecekler. Biz de bunu kendi tarafımızda bir deneyelim bakalım. Şimdi Camu satırımızı alalım. Satırımızı artık sudo ile çağıracağız ve nette olarak tab tipinde açıyoruz bakalım, yapıştıralım, bu bir ilişkili ikinci satırı da alıyorum. Şifreme giriyorum. SPI tarafı, YUBU tarafı, kernel tarafı geçti ve Uçan Linux logosuyla karşılaşmış olduk. Şimdi if config dediğimde biz zaten 10.02.20 olması için ketc network interface altında bir iki bir şey zaten yazılı halde bırakmıştık. Şimdi kendi tarafıma geçiyorum. Şimdi burada bir artık tire A dediğimde henüz up olmamış bir tab2 device'ım geldi. Şimdi bu tab2 device'ı da biz bir ayağa kaldıralım. Buna da 10.02 çok aşağıda kalmasın. .0.2 30 olarak şu an host makinema yani geliştirme yaptığım makinema laptopuma IP veriyor. Ne olmuş oldu? Tab2'nin de bir IP'si oldu. Şimdi bakalım Camu device'a bir ping atalım.
tire I ile TEP2 interfeysi üzerinden ping atmak istedim söylüyorum. 10.02.20 bizim RISC-V makinemiz. Şimdi bir ping atalım. Ben arada bir şeyler denediğim için network düşmüştü. Şimdi tekrar if config ile up yaptım. Ve görüldüğü gibi şu an ping atıyoruz. Sizde de sorunsuz bir şekilde olduğunu göreceksiniz. Karşılıklı olarak biz pingimizi atalım. 10.02.30 atıyoruz biz karşı tarafta. Evet, çok güzel. Burası bizim efendim kemo ortamımız. Risk 5 uçan Linux kaynağında parametre listesinin daha farklı olduğunu göreceksiniz. Şimdi 75. sayfaya geri dönmek üzere şuraya bir gidelim. Şimdi malum zaten önceki derslerden biliyorsunuz kernel, bbl vesaire o tarz satırlar bizde farklıydı. Opt-denekerin slide'ını takip ettiğimiz için ama şurada da netdev olarak user takip edilmiş. Burada onunla ilgili 75. sayfaya geldiğim zaman bir şeyler göreceğim. Netdev kısmı ile alakalı. Bakın burada user olarak kullanıldığını ifade ediyor. Diğeri ise bridge yöntemi, yani bizim şu an yaptığımız tap veya tun cihazı olarak kullanmak. Bu Opt-Denecker slide'ında tercih edilen yöntem. İki yöntem arasındaki fark burada detaylı olarak ifade edilmiş. Sizin okumanıza konuyu bırakıyorum. Biraz network detayları var bu noktada. Bu netdev kısmında olduğu gibi okuyabilirsiniz. Ve hocanın da yaptığı şekilde netdev user'ı yönlendirme, fast forward yaparak, user yöntemini kullanarak bunu kullanma şansınız var. Dediğim gibi biz tap yöntemini tercih ettik bu videoda. Mevcut komutların listelenmesi kısmını da okuyarak ve tecrübe, pratik olarak tecrübe ederek denemelerinizi yaparsınız sistem üzerinde. Ben buradan bazılarını sizlere göstereceğim. Örneğin burada olan olmayan karışık bir şekilde ilerleyelim. Şimdi ps komutumuzla kim var kim yok, kim çalışıyor görme şansımız oluyor. Örneğin http daemon'umuz çalışıyor ve telnet daemon'umuz çalışıyor. Gelin burası hala ping'e devam ediyor. Bunu kapatalım. Şunun yanına bir panel açalım. Şimdi efendim telnet daemon'umuz çalışıyor ve bunu da netstat gözlüğüyle de bakalım. Listen yaptığımız neler varmış? Bakın HTTP daemon program olarak telnet daemon, biri 23'ten diğeri de 80 portundan çalışıyorlar. Önce bir telneti bir deneyelim bakalım. Bir de bakın bizim bize bağlanan herhangi bir biz burada ne olduk? Only server, sadece bu L parametresiyle server pozisyonda olduklarımızı listeledik. Bir de client pozisyonda. Client'ların bağlantıları ile alakalı bakalım bilgi edinebiliyor muyuz? Şimdi telnet diyorum ve 10.02.20
20 bağlantısını yaptım. Tekrar bir listeleyelim burayı. Bakın, bir bağlantı kuruldu. Telnet'imin üzerinden. Kim gelmiş? Yabancı adres 10.02.30. Buradan yine root deyip şifrenizi girdiğinizde yine sisteminizi kullanabilirsiniz. Dediğim gibi Telnet profesyonel sistemlerde tercih edilmiyor ağırlıklı olarak. Telnet Daemon embedded sisteminizde açıklara sebep olabilir. O yüzden tabii ki Dropbox pardon Dropbear kullanmanız daha uygun. Yani SSH zemininle kaymanız uygun olur. Şimdi bir de web sitemiz var çalışması gereken. Bir tane şöyle açalım. Evet, HTTP daemon'ımız çalışıyor. C URL'le bakın. Host makinem burası. C URL'le sayfaya erişebiliyorum. Bir de komut satırı browser'ı gibi bir şey var. Bakın Hello Risk 5 burada gözüküyor. Chrome'da sıkıntı çıkabilir. Ben sıkıntı yaşadım açıkçası. Ama arkadaşlar çıkmak istiyorum. Ha, çıktım. CURL ile erişiyor olmanız bu HTML sayfasına zaten bağlantı olduğunu, HTTP Daemon'un çalıştığını gösteren yeterli bir delil. Bir de ps komutuna bir bakalım mı birlikte? Ps komutunun detayında bir şey göstereyim. Ps help dediğiniz zaman size bir detay vermeden tire o ile kullanımdan bahsediyor. Tire o ile kullanımın detayını yanlış bir şeyler girersiniz zaten size söyler. Bakın şimdi istediğimiz kolonu istediğimiz gibi açabiliyoruz şimdi ps'te. Özellikle ppid'yi çok severim, yani parent pid. Onu başlatan prosesi görebilirsiniz. PID verirsiniz, durumunu bakarsınız, komutu alırsınız. Evet. Mesela şöyle kendimize kolonlar oluşturalım. Parent PID örneğin mesela parent PID'si 1 olan. Evet, syslog daemon bizim user space uygulamalarımız, HTTP daemon'ımız, telnet daemon'ımız, RGS'de çalıştırdıklarımız, şu an çalışan kabuk gibi uygulamalar. Ve şu an kabukta PS çalıştırdığım için onun parent'ı SH. Burada o detayları görebiliyorsunuz. Bunu da paylaşmak istedim. Read write olarak biz şu an mount durumdayız default olarak. Gelimiz tam tersi yapalım hocanın yaptığının. Çünkü uçan Linux normalde read only, biz read write başladık. Gelin biz read only'ye geçelim ve read only'deki farkı görelim. Bakınız şimdi mount çıktısında read only gözüküyorum ve buraya touch test txt bir dosya açmak istiyorum ve burası read only file sistem uyarısı alıyorum. Ve bu şekilde tekrar read write'a aynı şekilde bu satırla dönmek mümkün. 2.3 bölümünün uygulamalı olarak incelemenizi tavsiye ediyorum. Zaten Telnet ve Web Browser bölümlerini irdelemiş olduk. Bunun dışında disk ile alakalı, NFS ile alakalı, dinamik yükleyici ile ilgili güzel detaylar var. Bunları okumanızı tavsiye ediyorum. Ben son olarak syslog daemon'ımız çalışıyor mu? Gelin bakalım diyeceğim. Şimdi şurada bir Telnet bağlantısıyla cihazımıza bağlanalım. Ve tl-f'le warlock Messages'la mesajlara bakalım. Şimdi burada logger'la bir mesaj gönderiyorum.
Evet, risk 5 diyelim. Bizim bir label'ımız olsun. Logger tire tire help ile gösteriyorum. Yani C fonksiyonlarının, syslog'un bir C yapısı var. Onun kullanıldığı ve ona alternatif aynı amaçla diyeyim kısaca cümleyi kuramadım. Logger komutunu da syslog daemon'a mesaj göndermek amacıyla ve varlog message altında onu görebilmek amacıyla kullanabilirsiniz. Testleriniz için veya scriptleriniz içerisinde ama C programlarınız içerisinde tabii ki C yapısını kullanacaksınız. Bir tag belirliyoruz. Risk 5 diyorum. Büyük harfle yazalım bu sefer. Evet, bir mesaj belirleyelim. İşte mesaj 1 diyelim. Ve buraya geldiğini görüyoruz. Mesaj 2 diyorum. Syslog daemon'umuz çalışıyor. Bir de şu preview'yu bakalım. Mesela 7 mesaj seviyesinden basalım. Ne oldu? Debug olarak bakın görüldü. Default notice geliyor. Veya 2 dediğimizde bakın critical seviyede geldi. 3 dediğimizde error seviyesinde geldi. Aynı zamanda syslog'un da mesajlarının önceliğiyle alakalı bir hiyerarşi var. Onu da kullanabilirsiniz programlarınızda diyorum. Ve şimdi gelin BusyBox üzerinde biraz gezinelim. Kemu parametreleri kısmında kitapta bakarsınız. Artık kitap bahsini kapatıyorum arkadaşlar. Michael Opdenecker'in son slaytta bundan sonrası için devam edebileceğiniz kaynaklarla ilgili güzel linkler var. Onlara da bakarsınız diyorum ve debug işine başlayalım hemen hızlıca. Power off diyorum. Kemo makinemi kapatıyorum. Şimdi bildiğiniz gibi şöyle burada bir debug menüsü var. Oraya girdiğinizde kendinize bir add configuration diyeceksiniz. Add configuration dediğiniz anda Launch.js'ın içerisinde size bir menü çıkıyor. Launch.js'ını güncellemeniz için. Burada seçeceğiniz Attach hali hazırda çalışan bir uygulamaya eklemlenmeniz için siz Launch seçeneğini seçeceksiniz. Seçtiğiniz zaman şöyle bir menü karşınıza çıkacak. Program kısmına çalıştıracağımız programın adını yazacağız. Argüman vermiyoruz şu an. Çünkü bir program çalıştıracağız. Ve herhangi bir argüman şu an için vermeyeceğiz. Ben ayrıca stop entry'yi false'dan true'ye çektim ki uygulama başladığında tak diye main'in içerisinde ilk önce bir dursun. Buna gerek yok eğer farklı bir debug point de zaten koyarsanız. If config'i tercih ettim. Ona dallanacağız. Diğerlerini de seçip deneyebiliriz tabii ki. Şimdi gelelim. Önce BusyBox klasörümüzün içerisine girelim ve bir make clean yapalım ki biz daha önce risk 5 için yaptığımız derlemeyi bir temizleyelim. Ardından make menu config diyerek uygulamamızın içerisine girelim. Ve settings içerisinde Build with debugging options içerisinde build with debug information bilgisiyle derlememiz gerek ki bizim petimizdeki dosyaları
yanındaki dosyaları doğru relatif pet'le birlikte Binary'nin içerisinde yer alan debug info ile istediğimiz yerlere dallansın. Evet, bunu da işaretliyoruz. Sadece strip olmuş, unstripped olan default olarak bir buzzybox unstripped de derleniyor. Ama bu yeterli değil. Debug info'ya da ihtiyacımız var. Dolayısıyla bunu da işaretlediğiniz zaman debug info ile mis gibi gelecek. Ben de zaten kayıtlı yes diye çıkacağız ve artık make yapma zamanı. Make-j approach all deyip derliyoruz. Evet, geçmiş olsun. Şimdi bakalım derleme sonucumuza. Bir BusyBox'ımız geldi. Bu görüldüğü gibi strip edilmiş ve debug infoları olmayan bir halde. Asıl bizim istediğimiz unstrip olan arkadaşımız artık bakınız with debug info ile birlikte derlenmiş oldu. Şimdi bir make install yapacağız. Make install yaptığımızda alt tire install içerisinde bir kurulum gerçekleşecek. Tamam, çok güzel. Şimdi gelin alt tire install içerisine girelim. Burada bakınız BusyBox burada. Biz burada bir yaramazlık yapacağız. Şimdi buradaki BusyBox'ı bir buraya da bir girelim. Debug ortamımızı hazırlıyoruz şimdi. Buradaki BusyBox'ı bir kopyalayalım bakalım. Buna strip diyelim. Bir de yukarıdaki unstripped olanı buraya alalım. Ve artık burada bir tane fazla BusyBox var. Şimdi ne yapacağım bakın. BusyBox unstripped BusyBox'a linkledim. Yani her şey BusyBox'a linkli. BusyBox da BusyBox unstripped'e linkli. Evet, çok güzel. Böylece buradaki ls komutunu çalıştırdığımda yine çalışacak ama nasıl bizim kurulumumuza dönelik strip edilmiş BusyBox yerine bu aradaki strip ve unstrip arasındaki farklara bir daha bakalım gelin. Yıldızım nerede diyor. Evet, biri strip edilmiş durumda, biri hem strip edilmemiş hem de debug infoları da duruyor. Bu arkadaşların boyutlarında hadi siz de bakacaksınız. Birlikte bakalım. Bakın 8,2 MB'e 1,1 MB. Ya. Şimdi BusyBox'ımıza bakıyoruz. Aslında o da bir sembolik linke dönüştürdük onu da. Hain planlarımız için ne yapacağız? Biz bir böylece launch.json'a verdiğimiz ifconfig gidecek. BusyBox unstrip binary'si üzerinden çalışacak. Ve biz de şeker şeker debug pointlerimize düşeceğiz. Gelin şuraya bir debug point koyalım. Çok da lazım buraya. Buraya da çok da lazım değil aslında. Ifconfig'den kaldıralım. Bakın oraya zaten düşeceğimizi göstereceğim zaten. Evet, benim daha önce koyduğum debug pointler var. Birazdan oralara düşeceğiz. Şimdi gelelim. Koyduğum debug pointleri göstereyim. Buraya daha sonra düşeceğiz. Buraya en son düşeceğiz. Ve ilk de buraya düşeceğiz. Gelin. Şimdi play'imize basalım ve bakalım neler olacak. Ve buraya düşmemin sebebi nedir? Stop entry true yapmış olmam. Stop entry true yaptığım olduğu için hop
main'den itibaren başlattım kendimi. Play diyorum, sıradaki noktaya gel. Geldi bakalım. Şu aşağıyı kapatalım. Step over diyerek gidelim. Applet name'im neymiş? Ifconfig geldi. Onu base name'ini aldı. Applet name'i neye dönüştürdü? Sadece bir ifconfig'e dönüştürdü. Şimdi run applet and exit'in içerisine girelim. Step into. Şimdi burada tekrar devam ettiriyorum. Şimdi şurada önemli, çok önemli bir fonksiyonun yapısı gereği. Buradaki yapı nedir? Bizim biraz önce bir bahsetmediğim bir şey oldu sanırım. Baştan bir başlatalım. Evet, burada can alıcı nokta bizim argüman 0 dediğimiz, yani normal main'in bildiğimiz argv dizisinde ki string'in 0. elemanı, string dizisinin 0. elemanı neymiş? Burada malum ifconfig'miş. Artık bu bilgiyi aldıktan sonra step into diyorum. Bakın burada bir find applet name var. Şu an appletimizde bir değer yok. Devam ediyoruz. Step over. Appletimizde şu an 132 değeri var. Neymiş? Aslına bakarsanız bir string listesi var. Bizim konfigürasyonumuza göre generate olan bazı string dizisi var. Onun içerisinden gitti ifconfig kelimesini gitti buldu, dedi ki bu 132. sıradadır. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Bakın bir fonksiyon ona bizim applet nomumuzu, komut ismimizi ve varsa onun argüman listesini verecek. Biz ifconfig'e herhangi bir argüman vermedik. Şimdi step into yapmamız lazım. Ve sıradaki noktaya geliyorum. Şimdi buraya step into yaptığımda artık applet node'da applet main 132 node'lu fonksiyona dallanıyoruz. Bakınız şimdi. Step into dediğim anda kendimi ifconfig main'de buluyorum. Ne kadar güzel. Şimdi durduralım. Bu komutu artık ifconfig değil de bin ls diyelim. Çalıştıralım. Play'imize basalım. Bakın applet name'im ne geldi? Ls. Onun base name'ini alıyorum. Petinden arındırdı. Ne oldu? Sadece elimizde ls diye bir string var. Tamam. Ne yapacak? Acaba kaç numaralıymış diye bakacak. Neye göre? Ls kelimesi bizim konfigürasyona göre generate edilmiş. Bu dizide kaç no'ya denk geliyor? 175 numaraya denk geliyor. 175 numaraysa 175. sıradaki ls alt-tire main fonksiyonunu çağır demeye doğru film ilerliyor. İçine girelim. Tam noktamızı duralım. Step into dediğim anda ls main'e gitmem lazım. Buyurun, ls main'deyiz. Özet olarak Buzzybox'ın esprisi bundan ibaret. Şu applet main'e bir uğrayalım. Konumuzu kapatalım. Görüşmek üzere.
modülü gibi applet main içerisinde fonksiyon isimlerimiz var. Bakın burada bir ne görüyorum? Function pointer dizisi. Bu function pointer dizisinin içerisinde işte dizinin elemanları var. Bunların hepsi bu sistemin içerisinde. Demin ne yaptık? Mesela işte if config main'i çalıştırdık. ls main'i çalıştırdık. Biraz önce buradaydık örneğin. O nasıl çalışıyor? İşte bizim fonksiyon buraya, fonksiyonun pointer'ı buraya verilmiş. Bu bir dizi. Ve bu dizinin ilgili elemanı diziden çekiliyor ve çağrılıyor. Yukarıda da bakın hepsinde applet nonce'u var. Applet no, applet no, applet no. If config'le oynamıştık. 132 çıkmıştı. Bir de bunların string'lerini yukarıda tutuyor. Ki eline string gelince ilk yapacağı işte bu aslında applet names dizisi işte. Applet names dizisiyle de applet içerisinde oynamıştık. Bakın buraya bu applet names pardon. Burası applet name. Applet names'i de hatırladığım kadarıyla şu find applet by name'in içerisinde oynuyordu. Bir bakalım. Evet şu an find applet by name'in içerisindeyim. Gördüğünüz gibi applet names'i burada kullanmış. Ve applet names üzerinden de string'in hangi nolu string olduğunu çıkarmaya çalıştığı bir algoritma koşturuyor. Update tables'ımızın en başında da bakın this is generated file. Bu da bizim konfigürasyonumuza bağlı olarak generate edilen bir header file. Ve meselenin kalbi de bu. Bir update names dizini. Onların her birisinin bu dizideki yer aldığı numarası var. Onlar aynı zamanda buraya da yazılmışlar. Define olarak. Ve akabinde de bir function pointer dizisi. Ve function pointer dizisinin içerisinden index numarasına göre ilgili fonksiyonun çağrılmasından ibaret arg ve 0 kendi isminin olduğunu gördükten sonra bu mekanizma çalışıyor. Çok tatlı bir mekanizma. Evet arkadaşlar. Bana müsaade. Size doyum olmaz. Böylece bu seriyi bitirmiş oluyoruz. Artık size başarılar diliyorum. Yeni artık güncellemeler oldukça sizlere bilgi vermeye çalışacağım, paylaşımlar yapmaya çalışacağım. Sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.